Sevgili izleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bugün sizlere namazın insanları kötülükten koruyucu bir özelliğe sahip olmasından bahsedeceğiz. Bu husus Cenab-ı Allah tarafından ayet-i kerimede açıkça ifade buyurulmuştur. Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiye ileyke minel kitab. Sana indirilen kitabı oku. Sana indirilen, vahyedilen kitabı oku. Ve akimis salate, namazı kıl. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Şüphesiz namaz insanı her türlü kötülükten ve fuhşiyattan men eder. Ve le zikrullahu ekber. Şüphesiz Allah'ı zikretmek en büyük şeydir. Vallahu ya'lemu ma tesnaun. Yine şüphesiz Allah sizin yapmış olduğunuz her şeyi bilir. Şimdi burada birbiriyle ilişkili bazı konular var. Ama biz özellikle namazın insanı kötülüklerden vazgeçirmesi özelliği üzerinde duracağız. Değerli izleyiciler, Cenab-ı Allah eğer böyle buyurduysa, hakikaten asgari düzeyde de olsa namazın insanları kötülükten vazgeçirme özelliğinin bulunması gerekiyor. Yani bunun asgari düzeyi ne olabilir? Bunun asgari düzeyi hiç olmazsa insan namaz kılarken bir takım kötülüklerden uzak kalabilir. Yani öyle değil mi? Şimdi bir insan eğer namaz kılıyorsa, bu namazı da mesela 5 dakika, 10 dakika, yarım saat artık sünnetleriyle beraber camide ya da münferden kılmasına göre buna ayrılacak olan vakit değişiyor. Yani hiç olmazsa insan namaz kıldığı esnada namazla meşgul iken kötülüklerden uzaktır. Asgari olarak bir defa ayetin manası bu hususta doğrudur. Yani şimdi bir adamın bir taraftan namaz kılması, diğer taraftan da namaz kılarken bir takım kötülükler yapması pek mümkün görünmüyor. Yani bazı uzak ihtimalleri nazara aldığınızda bazı şeyleri namaz kılarken de yapması mümkün ama fakat haseten özellikle fiili olan bir takım kötülükleri yapması mümkün değil. Mesela namaz kılan aynı zamanda içki içemez. Namaz kılan aynı zamanda kumar oynayamaz. Namaz kılan aynı zamanda zina edemez. Namaz kılan aynı zamanda uyuşturucu kullanamaz. Ne bileyim, namaz kılan aynı zamanda hırsızlık yapamaz. Namaz kılan aynı zamanda gasp yapamaz. Namaz kılan aynı zamanda alışveriş yaparken birisini aldatamaz. Yani bir defa namaz kılıyor. Namaz fiili olarak bu tür hareketlerden kişiyi koruyor. Şimdi namaz, asgari olarak namaz kılarken kişiyi bu tür kötülüklerden koruduğu gibi, namazın dışında da büyük ölçüde insanı bu tür kötülüklerden korur. Ha, koruyup korumadığını öğrenmek mi istiyoruz? O zaman gidelim. Şöyle bir cami cemaatine bakalım. Namaz kılanlara bir bakalım. Namaz kılanlara bir bakalım. Acaba daimi olarak namaz kılan insanlardan, mesela yüzde olarak diyelim, kaç tanesi hem namaz kılıyor hem içki içiyor? Kaç tanesi hem namaz kılıyor hem kumar oynuyor? Kaç tanesi hem namaz kılıyor hem zina ediyor? Kaç tanesi hem namaz kılıyor hem kumar oynuyor veya uyuşturucu kullanıyor? Yani bunun yüzdesini bulmaya çalıştığınız zaman yüzde birlik bir oranı bile bulamazsınız. Yani 100 tane namaz kılan insandan bir tane bile bu sözünü ettiğimiz cinsten bir adam çıkmaz. Şu halde açıkça gösteriyor ki namaz bir defa insanı toplumu felakete götüren önemli bir takım kötülüklerden muhafaza ediyor. Bir defa namaz kılan insanlar genel olarak içki içmezler. Ha, istisnalar kuralı bozmaz. Yani bir adam hem namaz kılıyor hem içki içiyor. Bunun oranı o kadar azdır ki yüzdelerle bile ifade edilmesi mümkün değil. Belki bindelerle bile ifade edilmesi çok zor olabilir. Namaz kılanlar içki içmezler. Namaz kılanlar kumar oynamazlar. Namaz kılanlar uyuşturucu kullanmazlar. Namaz kılanlar genellikle toplumu, aileyi felakete sürükleyen bir takım toplumsal kötülükleri yapmazlar. Neden yapmazlar?
Neden yapmazlar? Elbette ki namaz kıldıkları için yapmazlar. Çünkü bilirler ki bu tür hareketler namaz kılanlara yakışmaz. Ve bunlar kesin ve net olan haramlardır. Kesin ve net olan haramlardır. Üzerinde haram olduğu hususunda ittifak edilen hususlardır bunlar. Hay efendim ya, bu namaz kılanlar böyle çok masum adamlar mı? Yani hiç mi kötülük yapmıyorlar? Melek mi bu adamlar? Elbette melek değil. Yani önceki programlarımızda da ifade ettik. Şeytan insana her taraftan gelir. Her yönden gelir. İnsan hangi durumda olursa olsun, hatta namaz kılarken bile, insanı aldatmaya çalışır şeytan. Ve tabii belki şeytan namaz kılan insanları içki konusunda, kumar konusunda, uyuşturucu konusunda, zina konusunda aldatamıyor olabilir. Ama başka bazı konularda aldatması mümkün. Hangi konularda aldatabiliyor? Daha ziyade haramlılık sınırı çok fazla belli olmayan, biraz tevil götüren işlerde namaz kılanlar biraz bazı yamukluklar yapabiliyorlar diyeyim. Yani herkes yapmıyor. Bunu da bazıları hani içki içmiyor, kumar oynamıyor, zina etmiyor. Ama diyelim ticarette bazen teraziyi tam denk tutmuyor. Yani fiili olarak belki teraziyi tam denk tutuyor da bazı hususlarda, diyelim mesela yüksek kar oranı konusunda, yani diyelim 5'e alıyor, 10'a satıyor. Halbuki söz gelimi bazı malları 5'e alıp 10'a satmak biraz yüksek bir fiyata satmaktır. Ama dinde satın alınan bir malın hangi fiyata satılacağı konusunda kesin bir fiyat konulmamış. Hangi fiyata satılacağı konusunu daha ziyade örf belirler. Ama örf de böyle kanun gibi sınırları belli olan şey değildir. Hatta bazen kanunlarda bile işte şu sayıdan şu sayıya kadar, şu rakamdan bu rakama kadar diye bazı şeyler ifade edilir. Kanunlarda bile bazen ya şu sayıdan şu sayıya kadar gibi ya da efendim işte çok da objektif olmayan biraz sübjektif bazı kavramlarla veyahut da geniş anlamlı bazı kavramlarla bazı hususlar ifade edilir. Dolayısıyla herkesin bunu anlayışı biraz farklı olur. İşte görüyorsunuz, diyelim ki Büyük Millet Meclisi bir kanun çıkarıyor, Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor. Şimdi söz gelimi Büyük Millet Meclisi de eşitlik kavramından hareketle bu kanunu çıkarıyor. Anayasa Mahkemesi de eşitlik kavramından hareket ederek bu yasayı bozuyor, onaylamıyor. Anayasa aykırıdır diyor. Yani şimdi burada işte Büyük Millet Meclisi'nin eşitlik anlayışıyla efendim Anayasa Mahkemesi'nin eşitlik anlayışında fark var. Yani eşitlik şudur diye, şu konularda şudur diye kesin ve net çizgisi yok bunun. Dolayısıyla bazen Anayasa Mahkemesi ile Büyük Millet Meclisi bile bazı konularda çok farklı bir takım hükümlere, yargılara varabileceği gibi bazen namaz kılan insanlar da eğer haramlılık sınırı çok kesin bir şekilde sabit değilse oralarda biraz bencilliklerini konuşturabiliyorlar. Biraz egoist olabiliyorlar. Biraz bazı şeyleri daha çok kendilerine doğru yontabiliyorlar. İnsan da yaratılış itibariyle biraz bencildir yani. Şimdi hani ne kadar bencil olduğunu ifade etmek için bir örnek vermek gerekirse söz gelimi birisinin çocuğu başka bir çocukla kavga etse insanların, yani eminim %90'ı kendi çocuğunun haklı, karşı tarafın haksız olduğunu savunur. İnsanların %90'ı böyle yaparlar. Yani ister istemez bir akrabalık bağı, efendim bir menfaat bağı, bir grup bağı, bir inanç bağı, işte herhangi bir şekilde o olan şeyle, vaka ile kendi arasında bir ilişki varsa insanlar orada biraz ön yargılı davranırlar.
Dolayısıyla bazen ticarette namaz kılanlar söz gelimi işte beşe aldığı malı eğer ona satmak örfen yüksek bir fiyata satmaksa kendi kanaatince efendim böyle satılabilir bu. Din efendim herhangi bir sınır belirlememiş. Ya örf de dediğin ne falan filan onu da tam dinlemeyebilir. Kaldı ki örf de ifade ettiğimiz üzere çok kesin bir sınır çizmiyor. Çok kesin bir sınır çizmiyor. Ya da efendim işte başka şeyleri bahane eder. Ya işte falan zamanda bana şöyle haksızlık ettiler, böyle haksızlık ettiler. Benim şu kadar malımı aldılar, çaldılar, çıktılar, götürdüler. Bana şunu yapmasalardı ben şu kadar mal kazanırdım falan filan diye. Kendisinin de eline bazı fırsatlar geçince bir nevi intikam duygusuyla bazen kanunu farklı yorumlamak, bazen efendim bir takım açıklardan istifade etmek, hukukun arka taraflarından dolaşmak suretiyle kendine haklı çıkaracak bazı hareketler yapabilir. Bazı hareketler yapabilir. Yani ben en çok bu namaz kılanlar gerçekten içki içmeme, zina etmeme, efendim uyuşturucu kullanmama, kumar oynamama gibi hususlarda büyük bir azim gösterdikleri halde neden bazı mali konularda fazla hassas davranmıyorlar derken psikolojik olarak bunun sebebini biraz da böyle bulmuş durumdayım. Ama mesela bakınız yine ticari meselelerde namaz kılan bir insan tutup doğrudan doğruya mesela birisi bir kasap dükkanı açsa orada domuz eti satmaz. Orada domuz eti satmaz. Ya da efendim bir bakkal dükkanı açsa kolay kolay içki satmazlar. Yani zamanımızda tabii daha önceki programlarımızda da ifade ettiğimiz gibi hani insanlar namaz kılmadıkça ameli yönden de biraz imana uygun olmayan bazı hareketler yapıyorlar. Kaldı ki bir programda kısmetse bunu ayıracağız. Yani kötülük ve namaz arasında çift yönlü bir alaka vardır. Namaz insanı kötülükten uzaklaştırır. Namaz insanı kötülükten uzaklaştırır. Kötülükler de insanı namazdan uzaklaştırır. Şimdi burada önemli olan hangisinin insan üzerinde hakim olduğu meselesidir. Yoksa kişinin sadece ben Müslümanım demesi meselesi değildir. Şimdi eğer bir kişi namaz kılıyorsa ve hakikaten namazı da üzerinde hakim olmuşsa, namazı da bu kişi üzerinde tesir ediyorsa, o zaman bu kişinin namazı onu kötülüklerden uzaklaştırır. Cenab-ı Allah'ın ifade buyurduğu gibi, اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ Şüphesiz namaz insanı her türlü kötülükten ve fuhşiyattan men eder, uzaklaştırır. Ha, ama bir insan namaz kılmıyorsa, ya da namaz kılıp da namazı onun üzerinde fazla tesirli değil de değil ise yani bir nevi bir şekilde namaza başlamış ve işte öyle devam ediyor başka şeye de fazla aldırmıyorsa o takdirde kötülükler onun üzerinde tesirli olur ve hatta bir gün o kişiyi namazından da vazgeçirir. Namaz insanı kötülüklerden, kötülükler de insanı namazdan vazgeçirir. Böyle her ikisinin ters orantılı bir fonksiyonu vardır. Tabii bizim burada dilemiş olduğumuz şey namazın insan üzerinde müessir olması, tesirli olması ve namazın insanları kötülüklerden uzaklaştırmasıdır. Ve hakikaten beş vakit namazını kılıp da öyle mesela bir bakkal dükkanı açıp da daimi olarak içki satan bir insan da pek yoktur. Bunların da sayıları çok azdır. Olsa olsa böyle ortaklık nedeniyle veya bir şirkette çalışması dolayısıyla kendisi şahsen orada çok fazla etkili olmadığından dolayı bu gibi şeylere bir nevi boyun eğmiş olabilir. Yoksa kendi rızasıyla bu gibi şeyleri de pek yapmazlar. Eğer tabii burada ortaya çıkan husus şudur sevgili dinleyenler. Bazı ticari konularda veya bugün namaz kılan insanlarımızın yapıp da onlara çok yakıştırmadığımız bazı konularda dini hassasiyetin ne olması gerektiği hususunda da yeteri kadar onlar eğitilebilirse, namazı kılanlara yeteri kadar bu tür hareketleri de yapmanın doğru olmayacağı öğretilebilirse, şundan emin olmayız ki namaz o tür hareketlerden de bu insanları men edecektir. Evet, namazın insanları kötülüklerden men ettiği konusunda herhangi bir şüphe yok.
Ama binde birlik bir oranda da müessir olmayabilir. Dediğimiz gibi namaz kılan insanla da şeytan doğrudan doğruya uğraşabilir ve onu da etki altına alıp namazından vazgeçirmeye çalışabilir. Böyle insanlarımız da elbette mevcut. Sevgili izleyiciler, bu konuda size aşağı yukarı 17-18 sene önce Almanya'da müşahede ettiğim bir olayı da anlatmak istiyorum. Şimdi namaz insanı bir sürü kötülüklerden vazgeçirdiği gibi namaz insana şahsiyet de kazandırır ve ekonomik olarak ayakta duracak bir seviyeye de getirir. Almanya'da tanıdığım bir zat vardı, bir cami derneği başkanı. Tanıştığım sene hacca gideceğini, o sene için hacca gideceğini söylemişti. Ve namaz kılmaktan dolayı yani dünyada onun kadar mutlu ve memnun olan bir kişiyi görmediğimi ifade edebilirim. Şimdi adamın ifadesi bu. Namaz beni zengin etti, namaz beni şerefli etti, namaz benim evimi yaptı, namaz benim çoluğumu çocuğumu kurtardı, namaz efendim benim dünyamı kurtardı, namaz benim ahiretimi kurtardı, namaz efendim insanlar arasında benim şerefimi ve haysiyetimi yüceltti. Yani bunların hepsini söylüyor. Şimdi hani biz bazı şeyleri söylüyoruz, belki söylerken abartılı da bulunabilir. Bazen de tabii hani vaizlerimiz tesirli olmak üzere bazı hikayelerle ya da metaforlarla bir takım şeyleri abartılı bir şekilde anlatmaya çalışıyorlar. Şimdi ben anlamaya çalıştım. Yani namazın bu kadar hayrını sen nasıl gördün yahu? Nasıl gördün namazın bu kadar hayrını sen? Şimdi adam dedi ki, sayıyı tam hatırlayamıyorum ama ya 9 ya da 11 gibi bir sene söylemişti. 9 veya 11 gibi. 9 veya 11 sene kadar önce ben namaz kılmıyordum. O zaman benim mal mülk adına hiçbir şeyim yoktu. Ama iyi kazanıyordum. O zaman iyi kazanıyordum ama mal mülk adına da hiçbir şeyim yoktu. Sonra insanlar bana itibar da etmezlerdi. Boş zamanlarımı şipil halelerde işte o oyuncak, o oyun cinsinden oynanan kumarhanelerde geçirirdim. Aile yuvamda hayır yoktu. Çoluk çocuğuma bakmıyordum. Hanımla her gün kavga ediyorduk. Fakat tabii bir taraftan içki de içiyordum. Fakat ne zaman bir Ramazan ayı geldi, namaz kılmaya başladım. O zaman içkiyi terk ettim. O zaman kumarı terk ettim. O zaman kumarhaneyi terk ettim. O zaman boş zamanlarımı evde geçirmeye başladım. O zamandan itibaren evimde huzur oluşmaya başladı. O zamandan itibaren çocuklarımı daha çok sevmeye başladım. O zamandan itibaren her zaman ceplerimde para oldu. Efendim o zamandan sonra 7-8 sene geçince bir evim oldu. 7-8 sene sonra bir ev sahibi oldum ben. Ve daha sonra cemaat dediler ki işte şöyle bir cami derneğimiz var. Gel sen bu cami derneğinin başkanı da ol. Daha önce beni yanlarına sokmayan, iteleyip kakalayan adamlar şimdi gel sen başımıza reis ol dediler. İşte bu namazın bereketidir dedi. Ben namaz sayesinde ailemi kurtardım. Ben namaz sayesinde evimi kurtardım. Ben namaz sayesinde huzurumu kurtardım. Dünyamı kurtardım. Ahiretimi kurtardım. Şerefimi kurtardım. Namaz benim için dünyada en büyük iyilik ve hayır oldu. Namaz beni bir sürü kötülüklerden muhafaza ettiği gibi haysiyet ve şeref de bahşetti bana. Evet, namazın işte böyle önemli bir fonksiyonu var. Sevgili izleyiciler, konuşmamızı bitirmeden önce Hasan-ı Basri'nin bir sözüyle konuşmamızı bitirmek arzu ediyorum. Hasan-ı Basri esasen Hasan-ı Basri rivayet ediyor. Hadistir Peygamber Efendimiz'den, mürsel olarak rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, bir kimse namaz kılar da namazı ona marufu emretmez ve onu fahşa ve münkerden, kötülüklerden
nehyetmezse, yasaklamazsa bu namazı sebebiyle onun ancak Allah'tan uzaklığı artar. Yani bir kişi hem namaz kılıyor hem kötülüklerden uzak durmuyorsa ancak Allah'tan uzaklığı artar buyuruyor Peygamber Efendimiz. Evet, o yüzden namaz kılanlar kötülüklerden büyük ölçüde uzak durmaya çalışsınlar. Çünkü namazın gereği budur. Namaz kılıp da kötülüklerden uzak durmayanların namazı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifade buyurduğu üzere olsa olsa kendilerini Allah'tan uzaklaştırır. Başka bir müsbet fonksiyonu da olmaz. Başka bir programda buluşmak üzere. Hoşça kalın sevgili dostlar.